Başladı bile kulak, burun, boğaz hastalıkları uzmanı, yardımcı, doçent, doktor Raşit Cevizci ilk konuğumuz. Raşit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Raşit Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ evet olun. bugün biz konuya biraz girmek istedik. Kulaklarım çınlıyor, diye. acaba biri beni mi anıyor? Bunun bir şeyi var mı gerçekten? Gerçekliği var mı bir, acaba? Bir an bu kulak çınlıyor yoksa? <laughs> yoksa bir ne şey zaman şey öyle çınlıyor? Olsaydı. O zaman kulak şey susunca çınlama biterdi ama. Değil mi? Genelde bu çınlama... Ya, genelde ...arada olan çınlamaları beyin filtre ediyor. Hani baskılıyor, önemsiz hale getiriyor. Biz duymuyoruz. Yani bazen sürekli duyduğumuz anlar olabiliyor. Evet, bugün kulak çınlamalarını konuşuyoruz. Biz hı hı. kulağımız çınladığı zaman biri bizi anıyor diye... ...bunu iyiye yormaya çalışıyoruz ama... ...aslında bir rahatsızlık. Evet. Ve aslında nedir diye başlamak Bak, lazım. Birinin konuşması dışında nedir? Evet. <laughs> Şimdi dışında şöyle bir şey. Etrafta ses yokken biz ses diyorsak bu Hı -hı. çınlama, uğultu çınlamadır. Latincesi de tinnitus denir buna. Hı, -hı. Bu Ortamda hiçbir ses yokken duyulan ses. Bu e, çeşitli özelliklerde olabiliyor tabii ki. Hani tıpta objektif birisi duyabilen veya kendisinin duyduğu kalp ritim e, tarzında daha çok damarsal hastalıklara bağlı olabiliyor. Daha çok da subjektif. Yani kimsenin duymadığı, sadece e, bireyin kendisinin hissettiği bir ses. Buna çınlama deniyor. Hı hı. Bu e, normalde bizim kulağımız, hani bunu çoğu kişi bilmez, bizim kulağımız normal ses üretiyor. Yani rolantide çalışan bir araba gibi. Ama beyin bunu baskılıyor, filtre ediyor ve biz duymuyoruz bu sesi. Onu kalibre ediyor diyorsun. Tabii kalibre ediyor, biz onu duymuyoruz. Ancak bu mekanizma bozulunca çınlama ortaya çıkıyor. Ve bu çınlamayı birçok sebep yapabiliyor. Çınlama bir hastalık değil, en başta bunu söyleyelim. Ateş bir hastalık mı? Değil. Ya Bir biz yani. Hastalık belirtisi. Hastalık belirtisi. Yani Bilir. herhangi bir enfeksiyonda da e, gerek boğaz enfeksiyonu olsun, gerek başka bölgelerin enfeksiyon olsun ateş ortaya çıkıyor. Hani çınlama da böyle. Birçok hastalıktan dolayı çınlama ortaya çıkabiliyor. Yani işin kötü tarafı çınlamanın kesin nedeni bilinmiyor. Yani... Bunun çeşitli var mı peki çınlama çeşitleri? İşte söyledim ya biraz önce objektif ve subjektif. Diye. Yani objektif çok Objektif yani, yani, evet. deyince gözle görülür bir şey mi Mesela var? ben sizin yanınızda geliyorum. Bir stetoskopla veya kulağımı dayayıp kulağınızda duyabiliyorum o sesi. Objektif dediğin o. Siz de objectif da o. O. Başkası bir daha Başkası duyabiliyor. Başkası da duyabiliyor. Ha, anladım daha şimdi. çok damarsal problemlere bağlı oluyor. Yani Ya boyunda biliyorsunuz e, doktor ve sizde. Bu glomus tümörleri oluyor. Işte, şah damarı tümörleri olabiliyor. Veya kulak içerisinde bir e, damar e, tümörü olabiliyor. Ve bunlar kalple senkronize şekilde bir çınlama ortaya çıkartıyor. Buna objektif dinlutsuz deniyor subjektif daha çok hani bu tür lezyonların olmadığı durumda ya, organik çıkan, bir şey bulamıyorsunuz. Organik bir var. şey bulamıyor Zaten çoğu zaman bulunamıyor organik bir sebep. Birçok hastalık çınlama yapabiliyor. Mesela anemi'den hipertrofiydi. Yani tiroid bezinin çok çalışması yapabiliyor, kansızlık yapabiliyor. Yani vücuttaki herhangi bir sistemlerdeki bozukluklar çınlama yapabiliyor. Bu çınlama ortaya çıktıktan sonra beyinde filtre mekanizması vardır genelde. Bunu filtre eder. Ancak bu mekanizma bozulduktan sonra beyin bunu filtre edemez ve limbik sistem uyarılır hale gelir. O niye bozuluyor o sistem? Filtre eden <laughs> sistem? Tam nedeni bilinmiyor. Yani hmm. Çoğu beyin hastalıklarında olduğu gibi her şeyin tam nedeni bilinmiyor Doğru, evet. sistemlerde. Yani bu filtre sistemi bozulduktan sonra e, hastada sürekli e, bu sese kendisini odaklıyor. Odaklandıkça bunun şiddeti de artıyor. Huzursuzluk, hmm. uykusuzluk... Özellikle uyuşuyor problemleri. Sabit olan şey insanın bozuyor. Mesela Bozar. Düzen, düzenli bir e, su damlaması bile. Evet evet. Ya yani insanın psikolojisini bozduğu söyleniyor. Yani bir o şeyde bir çeşme sürekli damlasın e, bir mahkeme odasında mesela. İşkence yöntemi. İşkence bu. yöntemi oluyor. Yani. Evet. Onu gibi. Evet. Bu çınlama da yani en büyük işkence olmadı çünkü kafanın <laughs> içinde. İntihar edenler bile var. <laughs> yani korkunç şey bir şey. Yani. Korkunç. Ha. Mesela kulağını kesen çok ünlü bir bildiğiniz bir kişi var. Yani bu çınlamadan dolayı Van Gogh kulağını yani Van Gogh... kesmiştir. Evet. Çizemediği için diyordum ama. <laughs> Çizemedim <gülüyor> diye Kulağını kestikten sonra hani iyileşçinin çınlamanın kaybolacağını düşünmüş ama öyle bir şey yok tabii ki. Onun porfiryası Allah vardı Allah değil mi? Allah. Onun bir metabolik hastalığı da vardı. Onun bazı sıkıntıları bayağı bir sıkıntısı vardı da. Hı hı. Beethoven bile hani arkadaşına yazdığı bir mektupta bu çınlamadan e, rahatsız olduğunu dile getirmiş. Yani tarihsel olarak da hani çınlama tıp kitaplarında yazıyor. Mesela İbn Sina bunu müzikle tedavi etmeye çalışmış zamanında hmm. ki daha da değişmedi. Hala müzikal terapi, Gerçekten müzikle tedavi. Gerçekten nasıl tedavi ediyorsunuz? Şimdi birçok tedavi yöntemi var. İlk önce hasta bize geldiği zaman biz altta yatan sebepleri bir araştırmamız gerekiyor. Kulakla ilgili sebepler veya kulak dışı sebepler. Gerekli kan tahlilleri isteniyor kulakla ilgili sebepler de nadir olmakla birlikte yani kulak hastalıkları gözükebiliyor. Mesela kulak zarı delikliği, kronik orta kulak iltihabı dediğimiz durum veya bir iç kulakta e, iç kulakla beyin bileşkesinde bazı tümörler olabiliyor. Bu tümörlerde çınlama yapabiliyor. İlk önce bunları bir tespit etmemiz lazım. Ancak çok büyük bir oranında %90'dan daha fazla bir oranında biz herhangi bir hastalık tespit edemiyoruz. Ve dolayısıyla tedavi yöntemlerini girişiyoruz. Yani hani altta yatan sebebi bulamıyoruz çoğu zaman. Yani bunun başı ilaç tedavileri senelerdir uygulanıyor. Ama ilaç tedavilerin başıları çok yüksek değil. Yüzde otuz, deniyor. Ama ben kendi klinik tecrübemde o kadar bile değil. Yani yüzde onları yani bile bulunuyor. Bizim şey yapardı böyle kan sulandırıcı gibi daha doğrusu dolaşım düzenleyici ilaçlar. Evet iç kulak yani. kanlanmasını evet. arttıran Hersizm'de ilaçlardan evet. bahsediliyor. Ama ben çok iç kulak kanlanmasını arttırdıklarını düşünmüyorum bu ilaçların. Yani ben kendi şimdi kimseyi de düşman edilmek istemem ama kendi klinik eee tecrübemde böyle bir tedavi yöntemini uygulamıyorum. Bu arada şey söyleyeceğim yani ülkemizde böyle bir milliye gidiş var. Her e, bizim de içinde önemli. Her e, sizin de bir milli e, çınlama tedavi yönteminiz var. Sizin geliştirmiş olduğunuz. Evet. Biz sizi bunu bunları sizden görmek bu, isteriz. Bu e, nasıl bir yöntemdir bu? Başta Şimdi ilk başta diğer tedavi yöntemlerinden de bahsedeyim de ilaç tedavileri var, lazer tedavisi var. Hani çok yüksek başarısı yok ama son zamanlarda geliştirilen bir tedavi var. Tinnitus pardon. trans TMS, transkranial manyetik stimülasyon depresyon tedavisinde uygulandı. Sonra çınlama tedavisinde uygulanmaya başlandı. Ama bunun da çok yüksek başarısı olmadığı tespit edildi. Yani dünyada genel görüş müzikal terapiler doğrultusunda gidiyor. 2-3 tane sistem var dünyada şu anda. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de sadece. Müzikal terapileri. Ya bu müzikal terapi şeye benzetiyorum ben. Hani bacağınız kırılır. E, iyileşme dönemi olur ya. Ve doktor size der. Düzenli egzersiz yapacaksınız. Düzenli hareketler yapacaksınız. Siz yavaş 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 bunları yaparsınız. Bir bakarsınız 6 ay sonra koşar hale gelirsiniz. Bizim e, geliştirmiş olduğumuz terapi yöntemi de böyle. Müzik tedavi müzikle tedavi bizim diğerlerinden farkımız şu diğer müzik kal terapilerden zaten çok fazla yok 2-3 tane var ee, yaklaşık bu 4 sene önce çıktı bu fikir biz 2-3 senelik bir arge sonucunda bu e, tedavi yöntemini ortaya çıkardık ee, ön çalışmamızda %80'lere yakın bir başarı olanımız mevcut biz müzikle biz bireysel yapıyoruz tedavi çünkü herkesin çınlaması farklı farklı frekanslarda farklı şiddette hangi tür siz... müzikler bunlar? Daha Her çok yani çok ince çıkışlı olmayan, daha çok soft tarz müzikler. Bir de hastanın sevmiş olduğu müzikler, ha, kendi öyle. müziklerini getiriyor. Hmm. Yani Mesela Karadeniz bölgesinden bir hasta çınlıyorsa, o bölgenin müziklerini e tabii getirebilir gibi. Hmm. Ama biz ilk önce hastanın e, şeylerini buluyoruz, frekanslarını çınlama frekanslarını tespit ediyoruz hmm. ve o çınlamanın şiddetini tespit ediyoruz ve ona yönelik e, bir ses üretiyoruz. Bu tabi hmm. yazılım yapıyor bunu o sevmiş olduğu müziklerin içerisinde o sesi gömüyor. Ha öyle. O frekanslarda. Aynı o. frekanslarda, Aynı frekanslarda gömüyor. Yani hasta hem evet. çınlamasını duyuyor, hem bizim ürettiğimiz sesi duyuyor, hem de müzik sesini duyuyor. Süreden sonra bu kendi çınlamasını ve bizim üretmiş olduğumuz sesi beyin gelmeye çalışıyor. Bizim ürettiğimiz ses, müziğin içerisinde olan ses, bu çınlama, çınlama sesini üzerine çıkıyor. Onu dinledikçe dinledikçe hmm. bu çınlama sesinin şiddeti azalıyor. Tabii ki bu e, yani minimum 3 ayla 9 ay arasında değişiyor. Bazı ne çok kadar erken tespit ettiğimiz dinliyorlar. Bir ay luk sürelerle kontrole geliyor bize. Mesela saat akşama kadar dinliyor mu yoksa? Günde biz bir buçuk saat. O kadar. Bir buçuk iki saat dinlemesi yeterli. Hmm. O da zaten dinliyor, uyumaya yakın. Uyumaya Ve... yakın, tak kullanıyor hmm. uyuyor. Evet. O şeyle gidiyorsunuz yani araba herkes araba yolculuğu yapıyor. Tabii, İstanbul tabii, tabii. gibi hani yoğun trafiği olan mutlaka günümüzün zaten bir saati yolda geçiyor. Evet. Müzik dinliyorsunuz. Hmm. Çok ilginç, çok. Güzel. O şekilde e, aylık kontrollere gelerek hastalar çınlama frekanslarını yeniden tespit ediyoruz. Yeniden ses üretiyoruz. Çünkü frekanslar kayabiliyor. Şiddet azalabiliyor. Hep ee, aynı şarkıyı mı dinliyorlar yoksa? Değiştirebiliyorlar şarkıları. <laughs> Frekans değişince zaten şarkı değişecek herhalde. <laughs> aylık aylık değiştiriyoruz şarkıları bir ayda hep aynı şarkı, şarkı dinliyor. Sonraki ayda frekans değişince şarkı da değişiyor gibi. Tabii yani hani isteğe göre 10 tane getirebilir, 15 tane getirebilir, 20 tane MP3 getirebilir. Sevmiş oldukları yani müzikleri ben Tark getiriyor. Tarkan'ın albümlerini getirebilir. <gülüyor> <gülüyor> yani <bir> şey getirebiliyor <laughs> ve o şekilde. E, olmasın. Ya, aman, tabii ki. Ama o şekilde yani... hastalara faydamız Liksel, dokunuyor. başarı oranı mi yüksek mi? Başarı oranımız Aynen. ön çalışmamızda %80 ve başarı oranımız var. Aynen. Ne kadar sürede elde ediyorsunuz? 3 e, ay ile 9 ay arasında. Çok iyi. Yüzde yüz. Çınlamayı ortadan kaldıracak tedavi yöntemi yok ama. Yani hiç kimse yüzde yüz. Yani yüzde seksen bu... azımsanacak bir baş... Oran şey değil. Olan değil. Evet. Çok yüksek Tabii oran. bu onlar ortalama Aslında. tekrar altını çizelim. Yani, tabii bazı hastalarımızda tamamen yok olduğunu söyleyen hastalarımız oldu. Bazıları artık rahatsız olmuyorum dedi. Duyuyordum ama. Demek. Bazı evet. hastalarımızda da şu anda erken dönemde tedavisini yaptığımız hastalar gündüz çınlama sesini artık hiç duymuyorum. Gece yatarken biraz duyuyorum. Ona da alıştım artık diyen hastalarımız oldu ki bu çok önemli bir oran. Çünkü toplumda çınlama görülme olasılığı %20'dir. Yani Z her... zaman geçici de oluyor. Bir ara bende de bir kısa bir süre oldu. O genelde yok, de şey olur, oluyor, olur. Yani çok yüksek sese maruziyet ama benim bunu filtre sistemini kullanıyor. Çoğu insanda geçici süre olabiliyor. Ama Asıl o kısa süre bir çok rahatsız edici ve Tabii. Ta rahatsız ediyor insanı. Yüksek yani aslında... sesli müzik dinlenen ortamlardan çıkınca mesela. Öyle Tabii o tuval... geçici oluyor. Evet. Onlar geçici. Durumlar olabiliyor. Beyin onu filtre ediyor. Önemsiz, önemsiz hale getiriyor. Ama bunun esas problem kalıcı olması. Kalıcı evet. olduktan sonra insanlar gündüz ne işlerine konsantre olabiliyorlar. Ne gece uykuya dalabiliyorlar. Ciddi bir e, anksiyete ortaya çıkıyor. Psikolojik problemler yaşıyor. Yani bunun önüne geçmek lazım. Çünkü toplumda çınlama görülme olasılığı yüzde yirmi. Bu yüzde yirmilik kısmında yüzde yirmisi e, bu çınlamadan aşırı müzderim. Yani bu yüzde yirminin yüzde sekseni bir şekilde alışıyor. Önem, önemsemiyor. Yani duyuyor ama çok hayatını olumsuz etkilemiyor. Ama bu yüzde yirmilik kesim doktor doktor dolaşıyor. Ve bunlara bir çözüm bulmamız gerekiyor. Biz doktor olarak. Biz de bu şekilde bir dört sene 4-5 sene öncelik bir e, süreç bu tedavi yöntemi gelişmesi. Bu sene biz başladık. Yani bu tedaviye. daha gelişecektir yani. Tabii Çok daha, daha gelişecek. Iyi yerlere gideceğine inanıyorum. Şu anda, Benim an bu işe kafa yormak ve teknolojiden yararlanmak diye düşünüyorum ben de. Tabii, tabii Şu anda yani biz 3. versiyonunu çıkarttık yazılımın. Farklı farklı özellikler eklemeye başladık. Yani gittikçe başarıyı da arttırıyoruz. İhtiyaç tabii. İhtiyaçlara binaen yeni yeni özellikler ekliyoruz bu tedavi yöntemine. Belki 5 sene sonra çok daha farklı bir boyuta ulaşacak. Umarım o, tamamen tedavi edilir hale gelir tabii ki. Ben bu kadar e, ciddi anlamda evet, insanın evet, üzerinde o baskı yüksek, yapacağını o, o, hiç düşünmezdim. Çoğu insan evet. bunu dile getirmiyor. Hmm. Yani çoğu insan bunu dile getirmiyor. Ve bu şekilde yaşamaya çalışıyor ama ne kadar artık hani kaliteli bir hayat yaşıyor o sorgulanır. Zor bir şey tabii. E, Hayatta sığınaktan evet. daha önemli bir şey yok. yani. Gerçekten. <laughs> Kü evet. Küçük bir çınlama bile intihara kadar götürüyor. İntihara kadar götürebiliyor. Yani, yani bir psikolojik yani. sorunlar neden oluyorsa tabii ki evet çözümünün biz, şartı olan biz bir, burada, bir yöntem. Biz, bizim buradaki amacımız şey. Beynin bu çınlama sesini artık önemsiz hale getirmesi, artık algılamasını minimal seviyeye indirmesini amaçlamak ve bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Vallahi. Evet, çok teşekkür ederiz. <laughs> bu konuda <laughs> bilgilenmiş olduk gerçekten. gerçekten. Önemli bir rahatsızlık. Ama milli bir şey çıkmazsa bugün. benim hoşuma gitti. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani <ben gülüyor> bir şey milli bir daha da altın çiziyorum böyle ee, önemsiyorum gerçekten ülkemizin. Aslında de sağlık. yeni bir şeyler üretilmesi ortaya konması. Emeğinize sağlık diyoruz gerçekten. Evet iyi ki varsınız. Sağ olun. İlk bölümde konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı yardımcı doçent doktor Raşit Cevizci'ydi. Kulak çınlamasına dair yeni yöntemleri bizimle paylaştı sağ olsun.